LGS'ye son 60 gün. Gerçekten çok değerli bir zaman arkadaşlar. Bu 60 günde neler yapılmaz ki? Günde 200 soru çözsek bakın 200 soru çözebilir. Artık evdeyiz. Sonuçta okula da gitmediğimize göre. Günde sadece 200 soru çözsek 12 bin soru çözmüş oluruz. Haftada 2 tane deneme çözsek 17 tane deneme çözmüş oluruz. Günde 20 sayfa kitap okusak 1200 sayfa kitap okumuş oluruz ki çok ciddi bir değişimi sağlar Türkçe'de ve diğer derslerde. Günde sadece 10 tane para soru çözsek 600 tane para soru çözmüş oluruz. Dolayısıyla son 60 günde yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki o kadar değerli ki gelin isterseniz günün sözüyle başlayalım. Zihninizi hedefinize tutun ve başarılı olana kadar devam edin. Çalışın, düşünün ve plan yapın demiş Clement. Gerçekten de biz de bunu yapıyoruz Clement'cim. Hiç boşuna söylemene gerek yoktu. Biz planımızı yaptık, çalışmalarımızı ayarladık. Zaten sadece birinci dönem konuları var, ikinci dönem konuları olmadığı için ve evde olduğumuz için planımızı yaparaktan ev okulda kendi çalışma planımızda, kendi sorularımıza sıkı sıkıya çalışıp her şeyi bitireceğiz. Boşuna üzülmene gerek yok diyoruz ve Clement'i hemen uğurluyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Fatma Naz 589 beğeni almış. Tebrikler Fatma. Hemen bakalım. Hocam sorularım şunlar. Ders çalışırken hemen sıkılıyorum. Virgül. Canım ders yapmak istemiyor. Tamam soru yok. Burada soru yok ama muhtemelen şunu demek istiyorum. Hocam bunu nasıl engelleyebilirim diyor. Burada motivasyonumuzu artırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu asla unutmayalım. Nasıl biz bir kitap okuduğumuzda sadece kitap okumuyoruz esasında. Burada Türkçemizi geliştirmek haricinde, kelime dağarcığımızı geliştirmek haricinde dikkatimizi de geliştiriyoruz. Esasında bu yaptığımız dersler, yaptığımız çalışmalar da esasında sadece ders değil. Bakın burada biz ülkemizin geleceği adına da bir şeyler yapmış oluyoruz. Belki şu anda bu videoyu izleyen sen yarın bir gün büyük bir doktor olacaksın. Belki büyük bir hemşire olacaksın. Belki büyük bir bilim insanı olacaksın. Belki bir avukat, belki bir mühendis olacaksın ve bu ülkenin yararına hatta belki de tüm insanlığın yararına çok güzel şeyler başaracaksın. Dolayısıyla dersimiz bizim mesleğimiz. Nasıl doktorlar mesleğini yaparken arada bir yorulsa bile, dinlenme ihtiyacı hissese bile sabahlara kadar çalışıyor. Nasıl biz ders anlatırken sizlere gün boyu ev okulda tüm sınıflara ders anlatırken arada bir yorulsak bile çok seviyoruz. Siz de şu anda bu mesleğinizi yani öğrenci, öğrencilik mesleğini, test çözme mesleğini sevmelisiniz arkadaşlar. Ve daha konsantre bir şekilde, daha iyi bir şekilde çalışmalısınız. Tabii ki iyi bir lise sonucu, iyi bir LGS sınav sonucu ...iyi bir e, fen lisesi, anons tabii ki güzel bir ödül olur. Ama olmasa bile biz görevimizi yapacağız. Babamız, annemiz nasıl bizler için her gün çalışıyorlar, bizler için gayret gösteriyorlar... ...bizim de görevimiz bu ve sıkılmayacağız, daha iyi çalışacağız. Nasıl virüsle savaşıyorsak ellerimizi yıkayaraktan, cahillikle de savaşacağız, derslerimizi düzelteceğiz. Denemelerde ikinci dönem konuları da var. Nasıl çözeceğim bilmiyorum demiş. Burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Denemelerdeki sorular son derece kaliteli sorulardır. Dolayısıyla denemeleri çözerken denemenin içerisinde diyelim ki şöyle... Şurası deneme kitabı olsun. Tamam mı? Şöyle açıyorum. Bura birinci soru. Bura ikinci soru. Bura üç. Bura dört. Şura beş. Altı. Yedi. Sekiz diyor diyelim ki, Tamam mı? Sen şimdi birinci soru birinci dönem konusu. İkinci soru ikinci dönem birinci dönem sorusu. Üçüncü 3 soruyu çözdün. Dördüncü soruyu çözdün. Beş. Yedi. ikinci dönem konusu. Bunları çözme. 6. soru 1. dönem konuşuyor. 8. 2. dönem çözme. Dolayısıyla belki denemenin yarısı belki senin için gereksiz gibi dursa da diğer yarısını mutlaka kullan. Niye? İsraf etmemeliyiz ve denemelerde sorulardan fayda faydalanmalıyız. Zaten bizler sadece 1. dönem konularını içeren denemeler çıkardık sizlere. Oradan da çözebilirsiniz. Ama diyelim ki elinize eski denemelerden kaldı ve içerisinde olmayan sorular var. Çıkmayacak sorular var. Onları atlayıp diğerini çözebilirsiniz. Ha sürenizi iyi ayarlayamamış olabilirsiniz. Netleriniz birazcık farklı gelebilir ama sonuçta oradaki güzel soruları da çözeceğiz. Aynı soru bankalarında olduğu gibi. Diyelim ki bu soru Bankası olsun. Yarısı birinci dönem, yarısı ikinci dönem. İkinci dönemi çözmeyeceğiz. Birinci dönemleri çözeceğiz. LGS yaklaştıkça stresim artıyor. Yapamayacağım diye korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok Fatma Naz. Yapacaksın. Çünkü sınav yaklaştıkça stresin artıyorsa demek ki çalışıyorsun demektir. Çalışmayan insanlar strese girmiyor. Oh kebap iyiyiz ya rahatız diyor yani. Oh, oh okulda yok evde yatıyoruz. Ama sen aa okullar da tatil olduğu zaman daha çok çalışmalıyım diyorsun belki de. Veyahut da evdesin daha çok aret göstermeliyim diyorsun. Sadece birinci dönem konuları var belki biraz daha seçici sorabilirler diye daha dikkatli davranıyorsun. Bu yüzden stresin artıyor. Çalışan insan kazanır. Ama tabii ki biraz strese de girer. Bu normal bir şey. Hiç çalışmasaydın, hiç konuyla alakalı olmasaydı zaten strese girmezdin. O zaman zaten bize yorum bile yapmazdın. Ama şu anda çalışıyorsun ve kazanacaksın. O yüzden strese giriyorsun. Çok soru çözmek mi önemli yoksa konu çalışmak mı? Tabii ki soru çözmek daha önemli. Niye? Çünkü bize sınavda soru soracaklar. Sınavda Fatma nasıl hoş geldin. Anlat bakalım. Ee, bu DNA ve genetik kod nedir? Demeyecekler. Sana DNA ve genetik kodla alakalı bir soru verecekler. Sorunun cevapları A, B, C, D seçeneği şeklinde önünde yazıyor olacak. Sen test tekniğini kullanarak, önceden çözdüğün sorulardaki yöntemleri kullanarak ve tabii ki de bilgini kullanarak yani önceden konu çalışmak da bir faydası var. Ama sonucunda soru çözeceksin. Dolayısıyla sınav buysa iki tane konu çalışacaksın, sekiz tane soru çözeceksin. Çünkü sınavda sana soru soracaklar. Ama o iki konu da en önemlisi. Onları bilmeden soruyu da çözemezsin. Din. İnkılap. İngilizce bu derslere çok etkili Doğru mu? Yanlış. Niye yanlış? Tamam. Çok doğru. Matematik, Türkçe, Fen'in kas sayısı 4. Din, inkılap, İngilizce'nin kas sayısı 1. Dolayısıyla 4 kat değerliler. Ama Din inkılap İngilizce senin matematik kaçıracağın sorularda. Fende veya Türkçe'de inşallah soru kaçırmazsın. Biz izleyen hiç kimse inşallah soru kaçırmaz. Ama diyelim ki kaçırdın. O zaman oradaki eksiklerini buradan gidereceksin. Buralarda önemli. Buradaki de iyi çalışmalısın. Ve bunlar da birazcık kolay dersler. Çalışırsak halledebileceğimiz dersler. Geceye kadar çalışınca sabah erken kalkamıyorum. Geceye kadar çalışmalı mıyım? Hayır. Mutlaka erken yatıp erken kalkmalısın. Kaç dakika çalışıp kaç dakika mola vermeliyiz? Bu senin kendi motivasyonuna dikkatine bağlı. Bazı insanlar 20 dakika ders 10 dakika teneffüs yapar. Bazıları 30 dakika ders 5 dakika teneffüs yapar. Bazıları 40 dakika ders 10 dakika teneffüs yapar. Bu kişiden kişiye değişir. Bunu sen belirleyeceksin. Ama 20'ye 10'dan daha az olmamalı. Böyle 1 saat ders... 15 dakika teneffüsten de daha fazla olmamalı yani. 15 dakikadan fazla teneffüs yaparsan veyahut da 1 saatten fazla çalışırsan da beynin yorulur. Denemeler hariç denemelerde ayrı bir durum var. Ders çalışırken sürekli dikkatim dağılıyor. Bu yüzden çok soru çözemiyorum. Dikkat dağılmasını engellemen için öncelikle şu sorunu halletmen lazım. Sabah erken kalkamamak, gece geç yatmak bu da dikkati dağıtabilir. Sınav sabahleyin unutma Fatma. Sınava sabah gireceğin için beynini erken yatıp erken kalkmaya alıştırman lazım. Gece erken yatarsa mesela saat 10'da yatarsan hem fiziksel anlamda da beynin büyüme yaşayacaktır. Yani beyin de bir et parçası esasında. O da senin yediklerinden içtiklerinden beslenip yaptığın iyi uykulardan beslenip büyüyebiliyor. Dolayısıyla iyi uyku da önemli. Sabah erken saatlerde çalışınca da beyin çok daha iyi çalışıyor. Evet. Devam edelim. O yüzden sınavları sabah yapıyorlar. Çocuklar da sınavları daha iyi yapsın. Öğrenciler sınavları daha iyi yapsın diye sınavları da sabahları alıyorlar. E, dikkatinin dağılması uykusuzluğunla alakalı olabilir. Bir de tabii ki evde senin dikkatini dağıtan bir durum varsa bunu nasıl çözümlüyorduk arkadaşlar? Ailemizden destek istiyorduk. Şu anda evdeyiz. Evimiz burası olsun demiştik. Diyelim ki şurası salon olsun tamam mı? Şurası yatak odası olsun. Şurası da işte e, mutfak olsun. Şöyle mutfak diyorum, banyo diyorum. Yani küçük bir ev çiziyorum şimdi tamam Benim evim böyle küçük bir ev o yüzden böyle çiziyorum. Şimdi e, bir de çocuk odası olsun diyelim. Çocuk odası ve oturma odası olsun. Şimdi sen... Mutfakta ders çalışamazsın. Annen sürekli yemek hazırlıyor bir şeyler oluyor. Banyoda ders çalışamazsın yankı yapar. Yankı yapar. Salonda çalışıyorsun belki. Veyahut da kendi odanda çalışıyorsun bilmiyorum. Salonda çalışırken artık dikkatin dağılmaya başladıysa hop annenden ailenden yardım isteyip anne ben bundan sonra erken yatacağım zaten. Lütfen yatak odasında benim masamı taşımama ve orada ders çalışmama izin ver demelisin. Ders çalışırken hafif bir müzik dinleyebilir miyiz? Hayır. Hafif bir müzik ilk başlarda dinleyemezsin. Diyelim ki günde 5 saat ders çalışacaksın sallıyorum. Birinci saat asla Kesinlikle müziksiz çalış. İkinci saat asla kesinlikle müziksiz çalış. Üçüncü saat asla kesinlikle müziksiz çalış. Ama sonra artık yorulmaya başladın. Kitap okumak istiyorsun veya ders çalışmak istemiyorsun. İşte dördüncü saatte artık müzikli çalışabilirsin. Çünkü üç saat verimli bir şekilde çalıştın. Artık hiç çalışmamaktansa müzikli çalışabilirsin. Ama en baştan beri müzikle çalışırsan sıkıntı olabilir. İlk başta verimli saatlerde, güzel güzel sabah erken saatlerde tertemiz kafayla denemelerimizi çözüyoruz, testlerimizi çözüyoruz, matematik falan gibi Türkçe gibi zor dersleri hallediyoruz. Sonra bir yerden sonra birazcık müzikli çalışabiliriz tabii ki. Artık yorulduk çünkü. Trabzon Fen Lisesi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki günde kaç derse çalışmalıyız? Günde mutlaka bir sayısal, bir tane de sözel derse en az çalışmalısın iki ders. Bazen hepsini birden çalışabilirsin. Deneme çözünde zaten hepsine birden çalışmış oluyorsun. Şunu unutma sınav sabahleyin olacak. Sana soru soracaklar. Sayısal ve sözel olacak. Dolayısıyla her şeyi bir sınav anına, sınav güne göre hareketliyoruz. ediyoruz. Diyoruz ki sınav sabah olacak, sabah erken kalkıp atma diyoruz. Sınavda sözel sayısal var, ikisinden de e, bu zamandan sonra en fazla ne kadar puan artırabiliriz? Şu anda sadece birinci dönem konuları olduğu için çok ciddi puan artırabilirsin e, Fatma. Ve evde olduğun için de gerçekten hayallerindeki liseden çok daha iyisini bile kazanabilirsin. Gelelim günün kitabına. Vişne Bahçesi Çehov'un gerçekten çok büyük bir yazar. Durumu e, durum öykücüsü burada çok değişik bir tarz denemiş. Bu tiyatrosunu mutlaka okumamız lazım. Günlük okuna baktığımızda Trabzon Merkez Fen Lisesi aman Allah'ım 0.95. E Karadeniz insanı çok zeki. Tabii ki yüksek olacak. 37 tıp, 15 mühendislik bekliyoruz. Sizleri buraya demek istiyor Trabzon Merkez Fen Lisesi. Günün kaynağına baktığımızda son tekrar setini sizlere yeniden bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Burada sadece birinci dönem konuları Hatta bir tanesinin içinden açtığım matematiği. Burada gördüğünüz gibi matematikteki konuları direkt sorular çıkacak şekliyle anlattık sizlere. Sınav modeli, sınav sorusu. Sınav modeli sınav sorusu ve sınavda %100 karşına çıkar çekme ilerledik. Bunları mutlaka tedarik edin arkadaşlar. Matematik sorusu olduğu için ben kaçıyorum sizler yaparsınız. Ödüllü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. 60 günü iyi değerlendiriyoruz ve LGS'yi paramparça ediyoruz. <laughs>